Evet, öncelikle herkese merhabalar. Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi dün Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara ilişkin olacak. Ziya Selçuk bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda özellikle okulların ne zaman tatile gireceği ve Nisan ayındaki tatil sürecinin nasıl olacağı ve bunun yanı sıra da eğitimle ilgili birçok soruyu cevaplamaya çalıştı. Bizim konuşacağımız konu şu andaki süreç, okulların tatil durumu ve okulların ne zaman kapanacağına ilişkin bir durum var. Bu bir kafa karışıklığı yarattı. Şimdi Ziya Selçuk dün katıldığı CNN Türk programında birçok soruyu yanıtlamaya çalıştı. Ve bu soruları yanıtlarken de şöyle bir açıklama kurdu. Dedi ki 15 tatil haftası sürecinde 15 tatil sürecini biz 3 haftaya çıkarmıştık. Bu 3 haftalık tatil süreci Nisan ayındaki ara tatilin 1 haftasını Ocak ayına kaydırılmıştı. Şimdi böyle olunca Nisan ayında bir ara tatil yapılmayacağını, eğitimin devam edeceğini söyledi. Bunun yanı sıra pandemi dolayısıyla eğitimin de 2 Temmuz tarihine kadar, yani öğretmenlerin alacağı yaz tatili uygulamalarının devam ettiği süre zarfına kadar devam edeceğini söyledi. Bu yüzden de öğrencilerin de 2 Temmuz tarihine kadar okula devam edebileceği üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Yani bunun kesin olduğunu değil, bunun üzerinde bir çalışma yaptıklarını, böyle olabileceği bir senaryoyu sadece çizmiş olmuş. Yani öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okula devam edecekler gibi duruyor dedi. Ama bu senaryonun kesinleşmesi şu anda net değil. Peki Ziya Selçuk bunu neden şu anda açıkladı? Belki de bir kamuoyu yoklamasıydı. Belki de gelecek tepkileri görmek üzerine bir açıklama yapmış oldu. Yani toparlayacak olursak, 15 tatil sürecinin 3 hafta yapılması, Nisan ayındaki tatilde olmayacağını, belki de okulun 2 Temmuz tarihine kadar devam edebileceğini dile getirdi. Bunun yanı sıra sorulardan bir tanesi de acaba okullar kapanacak mı sorusuna da bunu valiliklerin karar verebileceğini, illerin renklerine göre değişebileceğini, bu kararda il bazında alınabileceğini dile getirmiş oldu. Bu nedenle de okulların il bazlı kapanması mümkün olabilir veya il bazlı da kapanan okulların açılması mümkün olabileceğinin altını çizmiş oldu. Evet, kanaldaki güncel haberleri takip etmek için abone olmayı, yorumlarınızı, görüşlerinizi kesinlikle yazmanızı önemsiyorum. Bu konuda sizlerden de görüşlerinizi bekliyor olacağım. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.